Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Açık olan balkondayım. O yüzden ses çok fazla, kusura bakmayın. Aslında bardak menekşelerini falan çekeceğim bugün. Ama balkonumda bu güzellikle başlamak istedim. Begonvil çok fazla seviyorum arkadaşlar. Bunu da geçen sene almıştım. Sonbahar gibi almıştım ama kışın dalları falan kurudu. Hiçbir gelişim göstermedi. Sonra kuruyan dallarını tümden budadım ben. Tabii yazın bu da kendine gelemedi arkadaşlar. Yazın o sıcaklarında. Ama yaz bitimine doğru böyle bakar mısınız güzelliğe, maşallah. Çok sevdim ama bunu da maşallah kızıma. Böyle verigata yapraklı. Aslında pembeydi ama kırmızı oldu. Tabii ki daha çok sevindim. Kırmızıyı daha çok seviyordum. Daha çok istiyordum. Bunu gidip gelip hayranlıkla izliyorum arkadaşlar. Maşallah. İnşallah nazarım falan değmez. Burada da böyle kocaman kıvırcık var. Böyle bordo rengini alıyor bunlarda. Bu da aynı şekilde. Bu biraz diğeri kadar güneş göremedi arkadaşlar. Ortaları o yüzden böyle. Bu şey böyle kabarcıklı olan. Bunun çiçek sapı iki tane vermişti. Daha doğrusu bebek oluştu arkadaşlar. İkisinde satışı oldu. Bir tane bundan çıktı böyle. Arkadaşlar salondayım şimdi. Duman da uyumaya hazırlanıyor. Değil mi oğlum? Hı? Söyle oğlum benim. Annesinin bir tanesi bu, bir tanesi. Burayı da seviyor. Koltukta böyle. Minnoşum. Oy oy, annesinin bir tanesi. Hadi uyu anneciğim sen. Şurada da oğlum almıştı arkadaşlar. Duman'ın evi. Bu iç tarafı biraz tabii ki Duman'a göre fazla küçük. Daha çok üst tarafına çıkıyor, dışarıyı seyrediyor. Çok, en çok sevdiği buraya yatıp da dışarıyı seyretmek. Arkadaşlar salonda böyle kolyeralar. Bardak menekşesi falan dolu hala. Bunlara tabii sıra gelmedi. Bunları şimdiye kadar satışa da çıkaramadım. Ama bundan sonra satışa koyuyorum artık arkadaşlar. Büyüyen fidelerden. Şunlar özellikle çok güzel büyüdü. Şu kolyera galiba. Evet, bu bir tane böyle araya karışmış. Şunlar bardak menekşesi. Bunları böyle hep bu şekilde kaplara dikmiştim arkadaşlar. İnanın bunları ayırmaya şimdi ödüm kopuyor çünkü yani yer yok. Ayırsam o kadar çok yer kaplıyorlar ki ayırdığım zaman da farklı şey hepsi, her biri ayrı saksılarda. Bakalım yarın da Kayseri içi galiba bir arkadaş istiyordu. O gelecek. Biraz ona o da alırsa eğer kalanları hep saksıları ayıracağım arkadaşlar. Şöyle küçük olanları satışa henüz koymayacağım. Şu şekilde büyüyenler özellikle şu kaptakiler çok fazla büyüdüler. Bunlar hep özel tür arkadaşlar. Çilli olan, katlı olan türlerden. Ve kolyeralar. Tabi yazın sıcaklarda buradan da güneş bayağı aldığı için yapraklarında yanmalar falan oldu. İnanın yeni yeni böyle kolyeralarda kendilerine geliyorlar. Yani nasıl göstereceğim de inanın bilemiyorum. Bu çiçeklik bile o kadar tıkış tıkış dolu ki arkadaşlar. Bakın çok güzel büyüdüler. Gösteremiyorum ki. Şu dua çiçeği de satışta.
60 liradan arkadaşlar. Çok çok uygun fiyata bakar mısınız? Kocaman. Yok, burada olmayacak. Düşecek gibi duruyor. Şuraya geçip şöyle çekeyim. Bunların yaprakları hep dediğim gibi arkadaşlar. Güneş yanıkları. Bakın daha yeni çıkan yapraklar gayet güzel maşallah. Bunlar güneşten yanan yapraklar. Böyle. Diğer alt katta var yine. Şu kattaki şunları göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar, şöyle üst kata da millileri koydum. Buraya artık duman ulaşmasın diye. Arkadaşlar bunlar geldiğinde bir hayli yaprak döktüler. Daha önce de hep söyledim. Gayet sağlıklılar. Gövdeleri, kendileri çok güzel. Maşallah millilerim. Ama ilk geldiklerinde mutlaka arkadaşlar, yani yaprak dökmemeleri gibi bir durum imkansız. İlla ki yaprak dökecekler. Çünkü millilerinde öyle bir kötü huyu var. Yer değişikliğini kesinlikle sevmiyorlar. Yani bırakın kargoda göndermeyi. Hani bir odadan bir odaya aldığınızda bile yer değişikliğinden dolayı yaprak döküyorlar. O yüzden millilerim de çok güzel. Kaçırmayın derim gerçekten. Aslında fiyat olarak da arkadaşlar, yani 150 lira çok uygun. Bir de bu var satışta. Bu da bakar mısınız şuraya? Böyle dayadım. O kadar uzadı ki. Şu şekilde. Maşallah çok güzel gelişiyor arkadaşlar. Bu da satışta. Bunu da şöyle bu tarafa koyayım. Böyle arkadaşlar, kohlera ve bardak menekşelerinden istediğiniz olursa, tabii ki bunların 4 tane büyük kohlerayı ayırdım. Diğerleri satışta ama. Burada böyle bir Madagaskar Yasemin'i var. Maşallah bu da güzel gidiyor şöyle. Yine bu satışta arkadaşlar, Aglaonema variegatalı olan bu. Bu pembe melek kanadı galiba. Bu satışta. Böyle. Arkadaşlar şu kendime aldığım Aglaonema. İnanın hani diğer arkadaşı önce sonradan gördüm. Bunu buradan bir çıkarıp göstereyim size. Susuz kalmış şimdi. Ben bunu 200'e aldım arkadaşlar. Ya şimdi satışa koyduklarım 100 lira. Hani çok az bir küçüğü bunun. Ama yine de hani bu kadar fark da. Ama işte ben de görünce çok sevmiştim bunu. Sadece bir arkadaşta bulabildim. Öyle herkeste de yoktu. O yüzden 200 liradan almıştım. Bu çiçek de oğlumun evine gidecek inşallah. Burada bakar mısınız? Gayet güzel coştu maşallah. Her tarafı çiçekli. Yine bu satışta Aglaonema. Ay, o kadar zor söylüyorum ki ya. Allah'ım, ne kadar zor isimler. Pink bu da. Bundan da bir tane arkadaşlar isterseniz, böyle sarmaşık türü. Bu 60 lira yine. Şu da 60 liradan. Pembe melek kanadı. Ve bu dua çiçeği de 60 liradan.
Böyle karsız satacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.